Bu da değişmeyen soru tiplerinden biri. Bir kumbarada 50 kuruşlar ve 1 TL'ler var. Paranın ön tutarı, toplam paranın tutarı 24 TL. Kaç tane 1 TL vardı? Dolayısıyla kaç tane 50 kuruş vardı diye soruyorum. Şimdi şöyle çözelim. Mesela kumbaradaki paraları sayacağız. Önce küçük bir çocuk saysın bu paraları. Dolayısıyla nasıl sayacak? Büyükler ve küçükler diye sayacak. Değerlerini bilmiyor, çarpmayı bilmiyor, para hesabı yapmayı bilmiyor. Büyükleri sayıyor. Diyor ki büyükler ve küçükler. Dolayısıyla saydı. Sadece birden 30'a kadar saymayı biliyor. İkisini saydı. Toplam 30 tane para var dedi. Sonra biz aldık. Dedi ki bunun tutarı ne kadar? Biz şimdi büyükleri sayarken nasıl sayıyoruz? 24 TL'ye ulaşırken adı üstünde TL. Biz büyükleri 1 TL'den sayıyoruz. 1 ile çarparak. Küçükleri ise 50 kuruş 0,5 TL olduğu için 0,5 ile çarparak sayıyoruz. Yani iki tanesini 1 TL sayıyoruz. K2 olduğunda 1 oluyor. 4 tane küçük olduğunda 2 lira oluyor. Bu şekilde sayıyoruz. Şimdi elimizde iki tane denklem oldu. B artı K 30. 1B. B, 1B de dememize gerek yok. 1 ile çarpınca aynı olacak. B artı 0,5K 24. Şimdi iki bilinmeyen iki denklemde iki şey yapabiliriz. Ya birini diğerinin türünden yazarız. Yani K'yı yalnız bırakıp üstteki denklemde B yerine K türünden yazarız. Ya da şöyle bir kolay yol var. Denklemleri çıkarırız. Şu gitti. K'dan 0,5K çıktığında ne kalır? 0,5K kalır. Çünkü K 1K olduğu için 1K'dan 0,5K çıktığında 0,5K kalır. O da 6 olur. 0,5 yani 1 bölü 2K 6'ymış. Dolayısıyla K nedir? 12'dir. K 12 ise yani küçükler 12 tane ise büyükler de 18 tane olacak. Bize kaç tane 1 TL vardır yani büyük para vardır diyor. 18 diyebiliriz. Tekrar bakalım. Şimdi çocuk modelini niye verdim? Çünkü paraların değerlerinin anlamsızlığını anlatmak için verdim. İlk denklemde. İlk denklemde sadece sayı olarak bakıyoruz. Ücret olarak yani fiyat olarak maddi bir değer olarak bakmıyoruz. Sayı olarak bakıyoruz. Büyükler, küçükler toplam 30 tane. İkinci de büyük abi alıyor. Diyor ki parasal bakacağım. Büyükleri bir tane sayıyor. Küçükleri yarım sayıyor. Dolayısıyla ve 50 kuruş olduğu için denklemini kuruyor diyor. 24 TL'ye denk geliyor. Ve daha sonra da denklemleri çıkarıp çözüyoruz.